Altay'ı neden arıyorsun? Biliyorsunuz aslında. Altay'la tesadüfen kesişti yol. Zaman içinde abi kardeş olduk. Kader birliği yaptık. Birinin ona zarar vermesine asla izin vermem. Karşısında beni bulur. Sen şimdi beni tehdit mi ediyorsun Doğan? Sakınmaz. Ben sizi bilirim. Siz de beni bilirsiniz Halit Bey. Sizin bulunduğunuz sular benim boyumu aşar. Ama artık aramızda emir komuta olmadığı için sizi de tehdit ederim. Gereken her şeyi yaparım. Gerekirse kardeşim için şerefimle ölürüm. Senin öyle kolay ölmene müsaade etmem. Bunu bil. Konsül de... Sen biliyor musun konsül ne? Öğrendik. Konsül de senin biletini keseceklerdi. Ama ben müsaade etmedim. Neden biliyor musun? Neden? Sen kaç yaşındasın Doğan Sakınmaz? 47. Ya 50 yıl daha mı bekleyelim senin gibi bir baba yiğit yetişsin diye? Niye güldün? Yıllardır içinizdeydim. İyi bilirim. Siz düşmanınıza insan diye bakmazsınız. Şimdi bana birden baba yiğit deyince bir gülesim geldi. Sen benim düşmanım mısın Doğan Sakınmaz? Altay'a zarar gelirse en büyük düşmanım Halit Yıldırım. Şeref, meref. Yine kafan karışmış senin. Altay benim yeğenim. Bu dünyada kanımdan olan tek insan. Ona zarar gelsin hiç istemedim. İstedim yanımda dursun. Benimle yürüsün. Dinlemedi. Altay çok yanlış işler yaptı. Artık Altay'ı kurtarmak çok zor Doğan. Büyük planları bozdu. Konsülün, bizim, benim bütün çıkarlarımıza engel oldu. Peki. Altay'a karşılık sizin de peşinde olduğunuz büyük bir çıkar teklif etsem. Ne gibi mesela? BED'nin istediği. Konsülün de gani beceriksizliğini kullanarak peşine düştüğü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dijital para projesini sana verebilirim. Projenin baş mühendisi benim elimde. Altay'ı ver, Türkiye'nin yeni dijital parasını al. Ama Altay'a zarar gelirse, yemin billah olsun, ölümüne düşmanımsın. Kardeşimin nerede olduğunu bilmiyorum. Sen de onu korumadığına göre az zamanı kaldı demektir. Çabuk karar ver. Sen benim gerçekte kim olduğumu biliyor musun? Sormasam biliyorum ama sorduğuna göre bilmiyorum. Ben İstanbul Konsülü'nün yeni başkanıyım. Harun Karaca Bey'in yerine. Harun Karaca Bey yok artık. Ben varım. Halit Yıldırım vakti.
Bilseydim bir kutu baklava alır gelirdim. Ne diyelim? Hayırlı olsun. Bana sadece dijital para yetmez. Eğer bir söz verirsen sana Altay'ı veririm. Ne istiyorsun? Altay'ın hayatını bağışlarım. Evet. Ama buna karşılık sen bana çalışacaksın. Altay'ın hayatı şimdi senin iki dudağının arasında. Evet mi? Hayır mı? Ela'cığım, hadi hayatım yatağa. Ya valla ya, zaten yer nasıl yok? Lütfen biraz daha kalayım. Olmaz. Okulun olsa da olmasa da uykuna dikkat etmemiz lazım. Ne ya? Babacığım kurtar beni. Halanı mı üzüyorsun sen yoksa? Halamdan şikayetçiyim. Beni kendine yatırıyor. Ama halan bir şey istiyorsa senin iyiliğin içindir. Unutma. Ne yani? Sana şimdi yat dese yatacak mısın? Hemen yatarım. Derim ki benim için bir bildiği var bunun ve yatarım giderim. Ama yarın okul yok zaten. Tatil. Daha iyi işte güzel kızım. Bu gece erkenden uyursun, yarın günün güzel geçer. O zaman yarın hayvanat bahçesine gidelim. Sen, ben, halam. Yarın olmaz güzel kızım. Aa baba bak, böyle hiç olmuyor. Ben ne zaman bir şey istesem hep işin oluyor. Ama ben senin için çalışıyorum Ela'cığım, bunu biliyorsun. O zaman ben artık işi bırakmanı istiyorum. Olmuyor böyle. Senin paran var zaten. İşi bırak. İşte öyle olmuyor bir tanem. Büyükler öyle istedikleri zaman işlerini bırakamazlar. Bak, gördün mü? Eğer bizim için iyi bir şey olsaydı alan da desteklerdi seni. O zaman da işi gücü bırakırdım istese. İstesem mi acaba? Siz daha iyisini bilirsiniz İnce Hanım. Tamam. Tamam hadi bakalım. Yatağa. Gel bakalım. Canım kızım benim. Seni çok seviyorum. Hadi bakalım Ela'cığım. Gereken bir şey mi var? Yarın her şey olabilir. Nasıl yani her şey? Yarın uzun bir yolculuğa çıkmam gerekebilir. Gidip de dönmemek, dönüp de bulamamak var. Anlatır mısın? Nereye gidiyorsun? Geri dönüşü olmayan bir yola girdim. Her şey olabilir. Ela tehlikede mi? Benim hayatımdan başka kimsenin hayatı tehlikede değil. Gidelim buradan o zaman. Her şeyi bırakıp gidelim. Birlikte. Aile gibi. Ne güzel söyledin İnce. Ben de hayatım boyunca hep böyle bir aile istedim. En çok istediğim şey bu. Ayağına geldi. En çok istediğin şey ayağına geldi. Gidelim. Yapamam. Benim aile bildiğim, beni aile bilen insanlar var. Onları yüzüstü bırakıp gidemem. Hayatları bana bağlı olan insanlar.
İlhan'ın da hayatı sana bağlı. Ama onun arkasında dağ gibi anası var. Sen varsın. Ona hak ettiği hayatı yaşatacağından hiç şüphem yok. Gitme. Gitmek zorundayım. Bir süre benim mekanıma falan gelmeyin. Hatta beni hiç arayıp sormayın. Bunu senden Ela için rica ediyorum. Sarılman yarım kalsın. Eğer geri dönersem o zaman tamamlarsın. Hiç ayrılmamak üzere. Tamam. O zaman uğurlar olsun. Dualarımın hepsi seninle. Ben biliyorum sen gittiğin gibi geri döneceksin. Ve ben de oyununa sarılacağım. Tamam. Hakkını helal et. Bana bak. Sabah o kahvaltıya gel. Bana zehir etme ya. Sen öbür tarafa geç Miyem, kolun sakın. Tamam. Baba. Allı durnam ne gezersin havada, kanadın.